Akademi Direksiyonu'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Elif. Yanlış Bilinen Doğrular serisinin ilk bölümünden herkese merhaba. Usta sürücü düştüğü problemlerden kazasız sıyrılmayabilir. Bu düşüncemiz yanlış arkadaşlar. Çünkü usta sürücü probleme girmeyen sürücüdür. Karşısına çıkabilecek her türlü tehlikeyi önceden görebilir. Ona göre tedbirlerini önceden alır ve problemlerle uğraşmaz. Bir diğer maddemiz de otobanda tamam ama şehir içinde emniyet kemeri takılmayabilir. Bu da yanlış arkadaşlar. Emniyet kemeri hayat kurtaran en önemli güven gerecidir. 50 km hızda meydana gelen bir çarpışmada otomobilin içindekiler emniyet kemeri takmadıkları takdirde 4 katlı bir binadan aşağı düşmeyle eşit bir şok yaşar. Bir diğer maddemiz ise arkada oturanlar için emniyet kemeri takmak gereksizdir. Yanlış. Motorlu araçlar bir yere çarptığında hemen durur. Ancak içindeki yolcular aynı hızda bir yere çarpana kadar ilerlemeye devam eder. Arkada oturanların da yaşam hakları kullanmaları ve emniyet kemerlerini takmaları gerekmektedir arkadaşlar. Her ne kadar henüz kanunen zorunlu olmasa da yolcuların güvenliği için geliştirilmiş olan emniyet kemerlerimiz her zaman hayatımızı kurtarır. Kazalarda en çok zararı emniyet kemeri bağlı olmayan yolcular görmektedir arkadaşlar. Lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı unutmayın. Lastik havaları düşük olursa hem daha iyi tutunur hem de daha konforlu olur diye bir düşüncemiz var arkadaşlar. Bu düşünce de yanlış. Lastik havaların aracın fabrika değerinin altında olmaması gerekiyor. Hatta yüke ve yolcu sayısına göre arttırılmalıdır. Çünkü hava ısıncı düşük lastiğin tabanı yere yayılarak daha iyi bir tutunma sağlamaz. Aksine tabanın ortası yukarı kalkar ve yol ile teması kesilir. Havası düşük lastiklerin yalnız omuz kısımları yere basar. Lastik hava basıncı düşükken kayma hareketleri çok daha düşük olur ve düşük hızlarda başlar. Fren mesafesi uzar ve direksiyon hareketi daha geç cevap alırız. Yani hava basıncı düştüğü zaman direksiyon daha çok sertleşir ve manevra yapma riskimiz daha çok azalır arkadaşlar. Belki daha konforlu bir sürüş yaparsınız ama konforlu bir şekilde yoldan çıkabilir, konforlu bir şekilde kazaya sebebiyet olabilirsiniz arkadaşlar. Yeni serimizin ilk bölümünden anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Yeni serimizi beğendiyseniz arkadaşlar bunları yorumda belirtmeyi unutmayın. Emniyet kemerlerinizi bağlamayı unutmayın. Tekrardan hatırlatalım. Kendinize çok iyi bakın. İyi günlerde kalın ve bizleri takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın.